Bu videomuzda sizleri büyük bir keyifle yapacağınıza inandığımız Arnavutları ile buluşturacağız. Ben öncelikli olarak sizlere malzeme listesini sunmak istiyorum. Böreğimizin hamurunda 6 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, tuzun miktarını sağlık durumunuza, damak zevkinize göre azaltabilir, arttırabilirsiniz. Hamurunda yine 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanacağız. Böreğimizin iç harcı olarak biz bugün misafirlerimizin damak zevkine uygun olarak Kayseri tulumu kullanacağız ve herhangi bir ek ilave yapmayacağız peynire. Çünkü misafirlerimiz sade olarak istediler. Siz arzu ettiğiniz peynir çeşidini ek ilavelerle iç harcı olarak kullanabilirsiniz. Örneğin kuru soğan, maydanoz, baharat kullanabilirsiniz peynirli iç harcında. Ya da iç harcı olarak patates, kıyma, ıspanak, pırasa kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir durum. Böreğin yapım aşamasında kullanmak üzere 1 su bardağı sıvı yağına ve yarım su bardağı tereyağına ihtiyaç duyacağız. Ben sizlere malzeme listesini sundum. Şimdi sırasıyla yapım aşamalarına geçeceğiz. Böreğimizi yapmaya hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Ben hamuru yoğurmak adına hemen eldivenlerimi takıyorum. Normalde pek eldiven kullanmayı sevmiyorum ama bugün mutfakta hem misafir yoğunluğu var hem koşturmacamız oldukça fazla olduğundan dolayı biraz pratiklik olması açısından eldiveni kullanacağım bugün. Şimdi 6 su bardağı unumuz vardı. Unumuzla tuzumuzu ve sirkemizi buluşturduk. Ve 2 su bardağı ılık suyumuzla unumuzu buluşturacağız. Suyu azar azar ilave edeceğiz ve bir yandan da yoğurmaya çalışacağız. Önce bir şöyle tuzla unumuzu harmanlamak istiyorum sirkeyle birlikte. Sonrasında azar azar su ilavesiyle buluşturacağız. Yoğuracağız unumuzu. Arnavut böreğinin hamurunun özelliği şu, ben onu hatırlatmak istiyorum değerli takipçilerimiz sizlere. Oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hatta bir miktar ele yapışması gerekiyor. Bu arada siz görmüyorsunuz, kamera arkasında misafirlerimiz var. El kol hareketi yapıyorlar. Ben biraz onlara takıldığım için diğer sürçmeleri yaşıyorum. Bazen de özür diliyorum sizlere. Ve tüm misafirlerimizin size çok selamı var. Bunu da iletmek istiyorum. Bizleri takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için de teşekkürlerimizi sunuyorum tüm ekip arkadaşlarım adına. Az su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesiyle elde etmiş olduğumuz hamurumuzu kasemizin içerisinde öncesinde bir miktar toparladıktan sonra masamızın üzerine aldık ve yoğurma işlemine devam ettik. İstediğimiz kıvama gelinceye kadar. Bu yoğurma işleminden sonra tekrar kasemize alacağız hamurumuzu. Üzerine streç filmle ya da bir poşetle örteceğiz. Yarım saat dinlenmeye bırakacağız. Masamızın üzerinde iyice yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu tekrar kasemizin içerisine alıyoruz. Üzerine streç filmle ya da bir poşet yardımıyla örttükten sonra yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Biz bugün streç filmimiz olmadığı için görmüş olduğumuz poşetle kapatacağız üzerine hamurumuzu. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi hamurumuzu 24 eşit parçaya böleceğiz.
karpuzu 24 eşit parçaya böldük. Şimdi her bir parçayı çay tabağı büyüklüğünde açacağız ve 12 tanesini üst üstüne getireceğiz. Her birinin arasına sıvı yağ margarin karışımından süreceğiz ve yaklaşık olarak 20 dakika dinlenmeye bırakacağız. Böreğin bu aşamasında kısa bir süreliğine baklavamızı kullanmak durumundayız ya da merdanemizi, çünkü az önce de ifade ettiğimiz üzere çay tabağı büyüklüğünde açacağız tüm bezelerimizi. Çay tabağı büyüklüğünde açmış olduğumuz bezelerimizi 12 tanesi üst üstüne gelecek şekilde borcam tepsimize alacağız ve aralarına sıvı yağ tereyağı karışımından süreceğiz. Çay tabağı büyüklüğünde açmış olduğumuz bezelerimizi 12 tanesi üst üstüne gelecek şekilde arasına sıvı yağ, tereyağı karışımından sürerek borcamıza yerleştirdik. Şimdi üzerine streç filmle ya da poşetle kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakacağız. Şimdi sıra böreğimizin en keyifli yapım aşamasında. Bu aşamaya kadar hamurumuzu yoğurup 24 eşit parçaya ayırdık. 12 tanesini üst üste getirdik ve aralarına sıvı yağ, tereyağı karışımından sürdük. Borcama yerleştirip 20 dakika dinlendirdik. Şimdi dinlenmiş olan bu 12 adet bezeyi elimizle açacağız. Ve bu inanın o kadar keyifli ki, özellikle oklava yardımıyla açmayı bilemeyen arkadaşlarımız için çok büyük bir alternatiftir bu hamur. Ve bu hamurla sadece Arnavut böreği değil, farklı lezzetler de yapabilirsiniz. Ve açarken, bu şekilde elinizi açarken arada sırada elimizi sıvı yağ batıracağız ki daha rahat açabilelim. Ve biraz önce de bahsettiğim üzere bu hamurla tuzlu lezzetler yapabileceğiniz gibi tatlı lezzetler de yapabilirsiniz baklava tadında.
Ben bu hamuru yuvarlak borcam tepsime göre açmayı hedefledim. Ve her zaman şuna dikkat etmek gerekiyor. Alttaki hamuru tepsinin dışına taşacak büyüklükte açacağız ki sonradan açtığımız hamurun üzerine rahatça kapatıp birleştirebilelim diye. El yardımıyla açmış olduğum 12 adet bezemizi görmüş olduğunuz üzere borcama yerleştirdim. Hafif kenara taşacak şekilde bu yerleştirme işlemini yaptım. Şimdi diğer parçayı, diğer o 12 adet bezeyi açmaya çalışıyorum. Az önce de ifade ettiğim üzere çok keyifli bir börek bu böreğin yapımı. İstediğim büyüklüğe geldi bu 12 adet bezem de. Üst üste getirmiştim. El yardımıyla açmıştım görmüş olduğunuz üzere. İstediğim büyüklüğe geldi. Şimdi iç harcımızı yerleştireceğiz tepsimizi ve bu parçayı diğer parçayla buluşturacağız tepsimizde. Bir miktar sıvı yağ ile elimizde açtığımız hamurumuzu tepsimize yerleştirmiştik. Hamurun bir kısmı dışa taşacak şekilde. Şimdi içerisine görmüş olduğunuz üzere peynirimizi yerleştiriyoruz. Peynirimizi yerleştirdik. Şimdi hamurumuzun diğer yarısını tepsimize yerleştireceğiz. Alttaki hamurun dışa taşırmış olduğumuz kısımlarını görmüş olduğunuz üzere ikinci hamurun üzerine gelecek şekilde büküyoruz. İç harcımızla birlikte hamurumuzu tepsimize denk gelecek şekilde yerleştirdik. Böreğimiz artık pişmeye hazır. Sadece pişmeden önce yapacak olduğumuz işlem böreğimizi en güzel şekilde dilimlemek. Havuç dilimi çok güzel yakışıyor bu böreğe. O sebepten havuç dilimi olarak dilimleyeceğiz böreğimizi. Havuç dilimi şeklinde dilimledik böreğimizi. Üzerine sıvı yağ tereyağı karışımından süreceğiz. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz.
Anot böreğimiz pişti. Şu anda servise hazır. Yapımı oldukça keyifli bir börek. Yemesi de bir o kadar keyifli. Çıtır çıtır bir börek. Yapımı, sunumu, yemesi keyifli. Bir o kadar da çıtır çıtır olan bu böreği biz mutfağımızda sıkça yapmaktayız. Eminiz ki bu videoyu izledikten sonra sizler de sıkça yapacaksınız. Ben bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu böreğin hamuruyla tatlı tuzlu birçok lezzet yapıyoruz biz mutfağımızda. Ve ilerleyen zaman dilimlerinde de bu lezzetlerle sizleri buluşturacağımızın müjdesini şimdiden vermek istiyoruz. Bu videomuzda sizleri Arnavut böreğiyle buluşturduk. Bizleri takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için, abone bulduğunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, bizimle kalın, hoşça kalın.